Evet arkadaşlar, bu videonun konusu indirect question. Indirect question nedir? Direkt soruyu sormuyoruz. Um, farklı bir şekilde soru sorduğumuzu belli ediyoruz. Mesela hani şunu biliyor musun? Hani kimse bunu biliyor mu? Ya da şunu merak ediyorum. Um, birisi bunu bana söylesin. Hani... Bu şekilde bazı cümleler ekleyerek bu e, kalıpların sonrasında gelen e, cümlenin cevabını bekliyoruz. Mesela diyelim acaba saat kaç? Hani yok acaba saat kaç değil de mesela diyelim ki mesela diyelim ki hani saatin kaç olduğunu bir bilsem bu ne demek saat kaç demek? Hani direkt soruyu sormuyorum. Sadece bir cümleyle ifade ediyorum hani ben bunun cevabını bilmek istiyorum diyerekten. Böyle bir cümleyle ben direkt değil de farklı bir şekilde soru sormuş oluyorum ki bunu da indirect diyorlar. Aynı şekilde de İngilizcede bu tarz cümleler mesela geliyor. o indirect sorumuzun önüne şöyle başlıyor mesela do you know? Hani biliyor musun? Can you tell me? Hani bunu bana söyleyebilir misin? Hani bunun cevabı mesela ne? Evet söyleyebilirim veya söyleyemem değil. Hani buradaki gelen cümlenin o sorunun cevabını bekliyoruz aslında, yoksa yapabilmek veya yapamamak değil. I wonder, merak ediyorum. Hani acaba bu nasıl bir şey falan filan. Uh, I want, I have no idea, herhangi bir fikrim yok. Do you have any idea? Senin bir fikrin var mı? I don't know, bilmiyorum. No one knows, kimse bilmiyor. I'm not sure, yani emin değilim. Does anybody know? Yani kimse biliyor mu? Gibi 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 cümlelerden sonraki gelen uh, cümle. Bizim sormuş olduğumuz soru oluyor. Şimdi bunu e, örnek vererek daha iyi açıklayabilirim. E, şöyle diyelim böyle bir cümlemiz var. His name is Jack. Neyi soracağım? Şu kırmızıyla gösterdiğim kelimeyi soracağım. Bunu direct question ile sorduğumda şöyle oluyor. Önce izi başa getireceğim. Sonra bu neydi? Bu neyle soru soracağım? What? What'ı başa getireceğim. Şöyle bir. Soru yapmış oluyorum. Buna direct question diyoruz. Direkt sormuş oluyorum yani. Indirect'te ben oradaki gösterdiğim, demin gösterdiğim birkaç tane cümlenin bir tanesini seçtim. Can you tell me? getirdim. Sonra what'ı getireceğim. Sonra... Şu yardımcı fiili başa getir, bilmem to be fiili başa getir, şunu yap, onu yap, esi kaldır, bilmem ede kaldır, şu bu falan yok. Direkt buradaki asıl cümlem neydi? Ee, onun de devamını yani baştan ta şu sorduğum şeye kadar neyse onu what'tan sonra getireceğim. Yani benim indirect cümlem şu oluyor. Can you tell me what his name is? Böylece ben bir indirect question sormuş oluyorum. Gidelim diğer örneğimize. This is a machine. A machine bölümünü sormak istersem yine what'la soru soracağım. Önce izi başa getireceğim. Sonra what getireceğim falan filan. Bu benim cümlem oluyor. What is this? Direkt sormuş oluyorum. Ama indirect soruda Diyelim can you tell me seçtim. What'ı getireceğim. What'ı getireceğim. Sonra ilk başta asıl cümlemde ne varsa başta onu herhangi bir değişim yapmadan direkt what'tan sonra koyacağım. Can you tell me what this is? Can you tell me what this is? Bu şekilde ben bunu sormuş oluyorum. Başka bir örneğe gidelim. The keys are on the table. On the table ne ile soru sorulur? Mekandır. Where ile soru soruyorum. Önce ara başa getireceğim. Sonra where getireceğim. Sonra on the table şey yapacağım. işte getirmeyeceğim. Ne oluyor? Where are the keys? Where are the keys? Bu benim direct question'ım oluyor. Şimdi gelelim indirect'e. Ne yapıyorum? I don't know seçtim bu sefer. Where getiriyorum. Sorduğum şey, ne ile soru soracağımı, onu soru kelimesini getiriyorum. WH question'ımı getiriyorum burada. Başta cümlemde ne varsa onu direkt arkasına getiriyorum. I don't know where the keys are. Anahtarların nerede olduğunu bilmiyorum yani. Anahtarlar nerede? Gibisinden bir soru soruyorum yani. Ben bunu söylediğimde bir nevi soru sormuş oluyorum yani. Anahtarlı bu yukarıdaki soruyu sormuş oluyorum. Diğer örneğimize gidelim. Jenny is in the shop. Yine ne ile soru soracağım? Where. Ne ne yapacağım? Izi başa getireceğim. Sonra where getireceğim. In the kaldıracağım. Bu benim sorum olacak. Where is Jenny? Indirect question'de ne yapıyorum? Diyelim I don't know getirdim. Where getireceğim. Cümlemde ne varsa direkt dizeceğim buraya. Aynı şey. I don't know where Jenny is. Bu şekilde indirect question'ım hazır. Diğer uh, cümlemiz şu: There are ten shops. There are ten shops. Neyi soracağım burada? Ten. Neyle soracağım? How many ile. How many'den sonra isim gelir. Ve o isim çoğul gelir. Yani ben how many getireceğim. Sonra shops getireceğim. Sonra arıbaşı almıştım. İşte benim indirect sorum, şey direct question'ım ne oluyor? How many'den sonra shops gelir, çoğul. Arıbaşı gelir. Bir tane there kalıyor. How many shops are there? Şimdi indirect question'ımda Yine I don't know'yu seçtim. I don't know how many shops. How many'den sonra isim gelir ve o isim çoğul gelir. Tekrar how many'den sonra shops geliyor. Cümlemin başında ne vardı? There are. Direkt onu getiriyorum. I don't know how many shops there are. Bu benim indirect question'ım oluyor. Diğer The keys are on the table. Ee, ben bunu söyledim. Tamam. Yanlışlık oldu. Tekrar yazmışım. Okay. They are eating a cake. Neyi soracağım? A cake. Bunu kırmızı yapacaktım. Yapmadım. Neyse. Um, a keki soracağım. Ne olacak? Arıbaş'a getireceğim. What getireceğim? Sonra keki soracağım. What are they eating? Bu benim direkt sorum. Şimdi indirect soruda no one knows seçtim. What'ı getireceğim. Burada cümlemde, asıl cümlemde they are eating vardı. Ben de they are eating'i bunun arkasına diziyorum böyle. No one knows what they are eating. Benim indirek question'ım hazır. Diğer örneğe gidelim. This is Mary's jacket. Kimin diye soracağım. Whose'la soruyorum. Önce izi başa getiriyorum. Ee, bir de whose'dan sonra e, kimin işte o objeyi getireceğim. Whose'dan sonra da ceket getireceğim. Jacket. Whose jacket is this? Bu benim direct question formülü ee, şey şeklim bu soruyu soruyorum. I don't know seçmişim burada iyi tamam. I don't know whose whose getirdim. Whose'dan sonra sorduğum kelimenin sahibi şey o objeyi getireceğim. Whose jacket cümlede this is vardı. iz falan değiştirmeden direkt getiriyorum. I don't know whose jacket this is. Gidelim. Diğer örneğimize. She goes to work. To work soru soracağım. Neyle soru soracağım? Where? Nasıl soru soracağım? Önce yardımcı fiilimi geliyor? Is, am, are falan filan var mı? Yok. Bir şey yok. Başa getirmemişim. Hangi tense? Uh, Simple present. Ne getireceğim? Do does getireceğim. Ne getireyim burada? Does getireceğim. Does getireceğim. S'i kaldıracağım. Şu, bu falan. Benim cümlem where does she go? Where does she go? Şimdi indirect question'ımı I don't know where getiriyorum. Do, does, şunu kaldır, bunu koy falan filan yok. Direkt burada cümlemde ne vardı? She goes. Direkt onu getirip Burada diziyorum. I don't know where she goes. Evet. Diğer cümlemize gidelim. He has three houses. Ne soru soruyorum bunu? How many houses does he have? Ne getirdim? Three soracaktım. Bunu keşke kırmızı yapsam bir saniye. Ben bunu niye kırmızı yapmadım acaba? Okay. Good. Okay. He has three houses. Ben bunu how many ile soru yapıyorum. How many'den sonra isim gelir ve o isim çoğul gelir. Çoğul ismi buradan buraya getiriyorum. Does getireceğim. S'i kaldıracağım. İşte how many houses does he have? Bu benim direkt sorum. Gelelim indirect question'ıma. I don't know how many getiriyorum. Yine how many'den sonra isim gelir ve o isim çoğul gelir. Bunu getiriyorum. Cümlemde ne vardı? He has. Direkt bunu getiriyorum. Artık does getir bilmem es kaldır. Şunu yap bunu yap geri bilmem ne. Hiç gerek yok. Direkt Cümlenin başında ne varsa onu da burayı getiriyorum. Şunu da söyleyeyim. Şimdi ben kısa cümleler seçtim. Burada eğer bu cümlenin devamı falan varsa o da aynı şekilde dizilecek. Tabi tree kaldıracağız. Houses the sonra gelecek. Cümlenin devamı olsaydı yine de dokunur, dokunmadan bu diğer tarafına da hani cümlenin e, devamını da getirecektik. Ben kısa cümleti seçtim. Hani gerek yok. Şu an öğreniyorsunuz. Okay. He plays backgammon. Neyle soru soracağım? What. Ne yapacağım? Does getireceğim. İşte eski kaldıracağım. Geliyor. What does he play? Sonuç olarak benim. A direct question. Bu şekilde. Şekilleniyor. Gelelim indirect question'a. I don't'u seçiyorum what getireceğim. Cümlemde ne vardı? He plays. Direkt buraya getiriyorum. I don't know what he plays. Onun ne oynadığını bilmiyorum. Yani ne demek? Yani birisi bana söylesin. Soru sormuş oluyorum direkt sormadan. Okay, it works automatically. Soru soracağım. Does getiriyorum. Yine es kaldırıyorum. Automatically ne şekilde? How? Ve soru soruyorum. How does it work? How does it work? Indirect question'da ne yapıyorum? Can you tell me how it works? How kelimesini getirdikten sonra direkt cümlemde it works var. It works arkasına koyuyorum. Bu kadar. Devamında getiriyorum böyle. Can you tell me how it works? Gidelim diğer örneğimize. She went to the hospital. İnşallah kimse gitmez. Neyse. Um, evet. Şimdi to the hospital. Mekanı soru soracağım. Where getireceğim. İyi. Cümlem ne? Simple past. Was ver var mı? Yok. Ne getireceğim? Did getireceğim. Sonra ne olacak? Fiilim ikinci halinden birinci haline dönecek. Sonuç where did she go? Indirekte ne yapıyorum? I don't know seçtim yine. Where direkt she went'i buraya getiriyorum. I don't know where she went. Nereye gittiğini bilmiyorum gelelim diğer uh, cümlemize The books were on the table. Where'le soru soracağım. Where'a başa getireceğim. Where were the books? Where were the books? Indirect question'ımda ne yapıyorum? I don't know where the books were. I don't know where the books were. Burada the books were vardı. Ben de burada the books were'ı where'den sonra getirdim. Diğer cümlemiz. They talked to the manager. The manager. Evet. Who'yu getiriyorum. Did'i getiriyorum. E'deyi kaldırıyorum. Şudur budur benim sorum. Who did they talk to? Direct question. Indirect question'da I wonder who they talk to? Direkt arkasından böyle devamını getiriyorum. I wonder who they talk to? Kiminle konuştuklarını Merak ediyorum. Merak ediyorum. Acaba kimle konuşuyorlar? Gibisinden soru soruyorum böyle. Diğer um, şey. Örneğimiz. You were sleeping at eleven. Soru sormak istersem. Hani ne yapıyordun? Fiilimi soru soru yapacağım. Nedir? Varı başa getireceğim. What getireceğim. Fiili kaldırınca do getireceğim. Benim sorum. What were you doing at 11? İşte at eleven'da getirmedim. Sorun değil. Um, indirect question'da ne yapıyorum? Diyorum ki Can you tell us what? What'ı getiriyorum. Burada you were direkt geliyor buraya. Uh, um, ING olan fiilimi de kaldırdım. Yine burada fiil getirmem lazım. Doing. Aynen buradaki gibi. Sonuçta ben fiili kaldır fiili kaldıramam ki. Fiil koymam lazım orada. What you were doing at eleven. Bakın burada cümlenin devamını da getirdim. Hani sleep'i kaldırdık. Burada yerine do koyduk. Ama cümlenin şurasını hiç değiştirmedik. Yine şu siyah yazdığım olayı burada dizdik yani. Ve cümlenin arkasını da devamında getirdik. Can you tell us what you were doing at 11? Evet. Hani söyler misin saat 11'de ne yapıyordun? Ya da şöyle. saat e, saat 11'de ne yaptığını söyleyebilir misin? Daha doğrusu. Hani çevirisi bu oluyor. Söyleyebilir misin? hani tabii ki söyleyebilir de. Hani onun evet veya hayırı değil. Asıl buradaki cümlenin cevabını biz soru olarak soruyoruz. Diğer örneğimizde they have taken the kids to the library. To the library e, şeyi işte mekanı where ile soru soruyorum. Tensime bakıyorum. Have taken, present perfect, have başa getireceğim. Fiil değişmiyor. Where have the kids? Where have they taken the kids? Benim sorum oluyor. Indirect question nasıl olacak? I wonder where getiriyorum. They have taken the kids. Direkt bunun devamında diziyorum. Böyle. Ne demiş oluyorum burada? Çocukları nereye götürdüklerini merak ediyorum demiş oluyorum. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz, hani biz neden bunu kullanalım ki? Ya da birisi neden bu kadar cümleyi uzatır ki? Hani kısa kesin bitsin, sürekli böyle şeyler geliyor. Uzun cümleler her zaman daha kibar, daha teknikal, daha elit olduğu için hani e kullanılıyor. Yani Türkçede de bu böyle. Hani acaba şunu söyler misin? gibisinden. Hani böyle cümleyi uzatıyoruz. Hani sen yapar mısın? Bilmem. Şunu yaparsan sevinirim dediğinde neden böyle bir şey söylüyoruz? Hani arkadaş şunu yaparsan sevinirim. Neden bu kadar uzatıyoruz ki cümleyi? Kibar olmak için. Yoksa direk direkt adama nedir? Yap diyeceğim. Bitti bir kelime. Yaparsan sevinirim ben. Hadi lütfen sevinme. Neyse işte cümleleri uzatmakta da daha kibar, daha kaliteli konuşmak e, amacıyla bu e, cümleleri uzatıyoruz işte. Ve bu uzun cümleleri kullanıyoruz. O yüzden e, işte iki sebepten dolayı e, hem daha kibarca konuşmak için hem de karşınızdaki kibarca konuştuğunda siz onun ne dediğini anlamanız için. Ee, artık bunu öğrenme seviyesindesiniz arkadaşlar öğrenin yani ben bunu öğrenmek istemiyorum ben bunu kullanmayacağım bana ne falan filan e, yapmayın yapmayın yani. ya, arkadaş yapmayın ya, bir dili öğreniyorsun hepsini öğren yani yarısını öğreniyorum yarısını istemiyorum o ne demek evet dertleştim biraz to the market bölümünü soru soruyorum Where diye soru soracağım. Has'ı başa getiriyorum. Where has she gone? Bu benim direct question'ım. Geliyorum indirect question'a. Nobody knows where she has gone'ı. Bunun devamına getiriyorum. Where she has gone. Şimdi burada ve diğer demin gösterdiğim cümlelerde ne vardı? Dikkat ederseniz where what who how many whose kelimeleri yani wh dediğimiz question kelimeleri evet söyleyemedim wh question kelimeleri uh, bunları getirdik. Şimdi biz direkt cümleyi soru sormak istiyoruz. Yani yes no question yapmak istiyoruz. Burada um, artık where when how şu, bu falan yok. Direkt yes, no question sormak istiyorum. Bunun içinde ne yapıyorum? Hani tane tane örnek vereceğim. Yes, no question'de ne yapıyorduk? Is, am, are, was, were, will, can, should, must. Bunlar varsa hepsi başa geliyor. Burada da izimiz var. İzini getiriyoruz. Is, she, nurse? Sorumuz hazır. Şimdi indirect question'da Şimdi diğer cümlelerde what, where gibi kelimeleri getiriyorduk ya burada öyle bir şey olmadığı için ya if getiriyoruz ya whether getiriyoruz. Buradaki if, if eğer ve şartlanma kelimesi olarak e, olarak kullanılmıyor bu başka bir anlam veriyor. Bazen hani Türkçedeki ım, yani acaba ım, anlamı veriyor. Acaba kelimesinin anlamını taşıyor. Hani ben burada ne demiş oluyorum? If'i getirdim ya weather getirdim burada. Hani bir tanesini getiriyorum. Ben burada ikisini de getirdim ve bunların bir tanesi geliyor. Yeter. Uh, I'm not sure if direkt cümleyi diziyorum. If she is a nurse. E, bu ne? Aa. Şunu. et. Evet. I'm not sure if she is a nurse. Direkt cümleyi getiriyorum. Yalnız burada bir tane if getireceğim. Veya whether getireceğim. Ne demiş oluyorum burada? Diyorum ki onun hemşire olup olmadığından emin değilim. Ne ne sormuş oluyorum? Bu kız acaba hemşire mi? Gibi bir soru sormuş oluyorum burada. Gidelim başka örneklerimize. He was the murderer. O katildi. He was the murderer. Soru sormak için ne yapıyorum? Was'ı başa getiriyorum. Was he the murderer? Indirect için we wonder if cümleyi direkt getiriyorum. He was the murderer. Merak ediyoruz acaba o katil miydi? Ya da katil olup olmadığını merak ediyoruz. We wonder, merak ediyoruz. Bu şekilde bu soruyu da sormuş oluyorum. Gelelim diğer soruya. Burada e, ne yapıyorum? Yine e, yes no question yapmak için does getireceğim, esi kaldıracağım vesaire. Ne oluyor? Does she know about the news? Indirect question. I wonder if She knows about the news merak ediyorum acaba haberlerden haberlerden bilgisi var mıydı haberleri biliyor muydu acaba diye sormuş oluyor he knew the truth he knew the truth Yes, no sorusu. Did he know the truth? Did getirdim. Fiilin birinci haline döndürdüm. Falan filan. Gelelim I don't know'nun faydalarına. I don't know if'i getireceğim. He knew the truth. Direkt cümleyi getiriyorum. I don't know whether he knew the truth. Bilmiyorum gerçekleri biliyor muydu? Gibisinden soru soruyorum. Evet. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Bu da present perfect. Present perfect'e has başa geliyor. Ay. Has he been in the conference? I wonder if he has been in the conference. Diye sorumu sormuş oluyorum. Evet, şimdi yaklaşık e, yani tenslerin hepsinde değil de mesela geleceği getirmedim. Hani modaldan bahsetmedim. E, diğer vereceğim örneklerde bunu görecekseniz şöyle e, alıştırma falan bu siteden daha önce bahsetmiştim diğer videolarımda. Geliyorsunuz um, perfectenglishgrammar.com zaten Google'da yazıyorsunuz. Exercise yazıyorsunuz konunun. Hani gramer konunun yanında exercise yazarsanız çıkıyor. Evet. Bu da açılsın, bu da açılmamış, bu niye açılmamış? Bu açılsın. Evet, exercise 1, 2, 3. Evet ne ile soru soracağım? Burada simple present tense var. Can you tell me? Can you tell me ile sorun diyor. Bana cümleyi vermemiş. Bana soruyu vermiş. Direct question'ı vermiş. Bunu bana indirect question yap diyor. Tamam. Ne yapacağım? Can you tell me getireceğim. Bunun asıl cümlem neydi? Where does she play tennis? Hani where, um, um, neyin yerine gelmiş uh, onu boş verelim de zaten onu soruyoruz. Hani ne olacak bu? She plays olacak. Yani can you tell me where she plays tennis olacak benim cevabım. Show yapıyorum. Show, pardon show um, butona basıyorum. Şöyle oluyor. Can you tell me where she plays tennis? Does he live in Paris? Can you tell me? Burada WH question'ı var mı? Yok. If getireceğim veya whether getireceğim. He lives olacak. He does falan gelmezse. He lives in Paris. Ne oluyor? Can you tell me if he lives in Paris? Is she hungry? Bu da yes no question. Yine if getireceğim. Can you tell me if she is hungry? Asıl cümlem neydi? She is hungry. Onu direkt can you tell me arkasına koyuyorum. If de getiriyorum. Böyle. Can you tell me if she is hungry? What is this? Can you tell me what this is? Do they work in Canada? Can you tell me if they work in Canada? if they work in Canada. Böyle sonuna kadar devam ediyorsunuz kendiniz. Diğer exercise'a gelelim. Burada ne var? Past simple. Tamam. Did she go out last night? Yes, no question. Ne olacak? Do you know? Do you know ile söyleyeceğim. Do you know if she went out last night? Olacak. Yani asıl cümlem neydi? She went out last night. Yes, no question. Did she go out last night? Indirect question ne? Do you know if she went out last night, Şöyle. Where did she meet her brother? Asım cümlem neydi? She met her brother. İşte bir yerde. Ne getireceğim? Do you know? Şurada. Do you know? Getiriyorum. Do you know where she met her brother? How was the film? Do you know how the film was? Asıl The film was exciting mesela. Hani how the film was a kadar Was David the first to drive? Do you know if David was the first to drive? Şöyle Diğer bölüme gidelim. Burada ne var? Modal verb. verb Modal verbs ne? Can, should, Bilmem. must, have to, ought to. Böyle. Ne var burada? Neyle söyleyeceğim? Can you tell me ile. E, evet, şunu biraz daha. Aha. Can you tell me ile söyleyeceğim. Can she swim? Can you tell me if she can swim? Asıl cümlem neymiş? She can swim. Yes no question. Direct olarak can she swim? Indirect olarak can you tell me if she can swim. Böyle. When can they come? Can you tell me when they can come? Asıl cümlem neymiş? They can come. İşte atlanı kutlamış. Hani they can come'ı direkt getiriyorum. Well, they can come. Arkasından when they can come getiriyorum. Ought I to work tomorrow. Bu nasıl cümlesi neymiş? I ought to work tomorrow. Can you tell me ne oluyor? Yani indirect question <laughs> ne Can you tell me um, if I ought to work tomorrow? Ne oluyor? Yani yes no question olunca if getiriyorum. Böyle. If I ought to work tomorrow. Bunun gerisini de siz yapıyorsunuz. Zaten yazarsınız burada check yapar. Öylesine bakmak isterseniz hani kağıtta yazarsınız eğer. böyle şu butona basıp cümleyi göreceksiniz burada. Evet bu şekilde egzersizleri de yapmanızı istiyorum. Zaten alıştırma getirseydim bunları kopyalayıp yapıştırıp getirecektim. Hani, Şey yapalım hani verecektim bu soruları da aynen bu şekilde buradan kendiniz sayın öğretmenimiz buradan yapmış soruları vermiş siz de bunu yapın bir zahmet sevinirim gibisinden. Evet, şimdi buraya kadar arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen sorun. Ben sizi ararım, sorularınızın cevabını veririm. E, videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Mutlaka cevap vereceğim. Görüşmek üzere.